Cumhurbaşkanlığı program öncesi Yeşiller ve Sol Parti Hatay İl Başkanı Sayın Mustafa Köse. Yeşiller ve Sol Parti yaklaşık 5 ay önce kurulan bir siyasi parti, sol yelpazede siyaset yapan bir siyasi parti. Von İl Başkanı Mustafa Köse program konuğumuz. Sayın Emin Zeytineli, Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanı, daha önce de Demokrasi Bulvarı programına defalarca konuğumuz olan bir isim, özellikle son dönemlerde Orta Doğu'da meydana gelen olaylar ve özellikle Suriye'de meydana gelen olayları kendisiyle birlikte defalarca değerlendirmiştik. Sevgili seyirciler, bugün Demokrasi Bulvarı programına önceki programlara göre biraz daha erken girdik. Sıcağı sıcağına girmek istedik. Biliyorsunuz Reyhanlı'da Cilve Gözü sınır kapısında beklenen oldu. Neden beklenen oldu? Çünkü aylardır, hatta yıllardır söylenip duruyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyu gündeme getirdi, Cumhuriyet Halk Partisi getirdi, Büyük Birlik Partisi getirdi, sivil toplum örgütleri dile getirdi. Sınırda ciddi bir başıboşluk vardı ve bu başıboşluk bir gün Türkiye'nin başına iş açacaktı. Ve bugün açtı ne yazık ki. Patlayan bomba tampon bölgede Türkiye sınırına daha yakındı. Ama aynı bomba Antakya merkezde de patlayabilirdi. Şükür Antakya merkezde patlamadı, daha büyük can kaybına mal olmadı. Ama bomba sınırda patlamıştı, bomba yüklü araç ve şu an itibariyle ana haber bültenlerini sunarken 12 kişi yaşamını yitirmişti demiştim. Sayı 15'e çıktı yarım saat içerisinde. 20'ye varabilir mi, 30'a varabilir mi bilmiyoruz. İnşallah varmaz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye politikasıyla ilgili yanlış bir yolda olduğunu çoğu kere biz hem bu programda hem ana haber bülteninde dile getirmiştik. Sadece biz mi? Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, hemen herkes dile getirmişti. Evet, konuklarımızla Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanı Nevin Zeytineli ve Yeşiller ve Sol Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Köse ile programımıza başlarken bu konuyla başlayacağız. Sıcağı sıcağını. Hemen ben sözü Sayın Nevin Zeytineli'ne vermek istiyorum. Sayın Zeytineli, her şeyden önce programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz da sizi acele aldık. Aslında saat itibariyle biraz daha geç başlayacaktık ama bu Cilve Gözü'ndeki özel durum hemen bizi stüdyolara getirtti. Ne yazık ki diyorum. Cilve Gözü'ndeki bu patlama. Şimdi kimileri aracın Suriye'den Türkiye'ye doğru giriş yaptığını söyledi. Kimileri ise Türkiye'den Suriye'ye doğru. Ama netice itibariyle Türkiye sınırından geçti araç. Ha şöyle ha böyle. Nasıl okumak lazım? Şimdi öncelikle bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, televizyonu başında izleyen tüm insanlığa bu programın hayırlara vesile olmasını söyleyerek başlamak istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın yolcu, aracın Türkiye'den veya Suriye'den geçmesi hiç fark etmez. Biz yaklaşık 2 yıldır Suriye meselesiyle alakalı sizinle hep program yaptık. Evet. Biz hep bunu basında, medyada da söyledik. Maalesef sınırlarımızın yeteri kadar güvenli olmadığını her programımızda söyledik, her açıklamamızda söyledik. Bugünkü patlama, öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ama bu patlama dediğiniz gibi Antakya merkezde de olabilirdi. Yeteri kadar güvenlik tedbiri alınmadığından dolayı burada AK Parti'ye, Sayın Başbakan'a da seslenmek istiyorum. Biz 2 yıldır söylüyorduk. Biz bunu daha önce bile bekliyorduk. Böyle bir provokasyon, bir olayı bekliyorduk. Maalesef bugün tecelli etti. Ha, bundan sonra inanıyorum ki devletin erki belki bu Suriye'deki dış politikadaki yanlışlarını bu saatten sonra belki düzeltir de bu tür can kayıpları olmaz diye temenni ediyorum. Nasıl okumak gerekiyor peki Nevin Hanım? Bu patlamayı şimdi, zamanlama itibariyle bir yandan muhalefetlileri, Suriye'de muhalefetlileri, Ulusal Konsey'in başındaki isim Beşar Esad'la görüşmeye hazırız. Beşar Esad ilk kez bunu söylüyor muhalefet lideri. Beşar Esad gitmeden de görüşebiliriz bu konu. Yani öyle bir koşul öne sürmüyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. Ve bugün son gündü. Şimdi bakın Ali Bey, Suriye'de ilk olaylar başladığı günden günümüze hep Hatay kullanılmak istendi. Evet.
Yani 700 küsür kilometre sınırımız varken ilk mülteciler, ilk sığınmacılar yoğun bir şekilde Hatay'dan geçti. Hatay'da bir takım provokatör ajanların dolaştığını hepimiz gördük bu iki yıllık süreç içerisinde. Dolayısıyla Suriye'ye malum zihniyet, malum güçler müdahil olacağı dönemde hep Hatay'ı kullanmak istediler. Şimdi bugünkü patlamada ona bir işaret. Ben ilk baştan beri söylüyorum, Beşer Esad ağzından kuş tutsa, malum zihniyet, malum güç, küresel diktatörler, emperyalist güçler, bu oyunu, oyun kurucuları, bu oyunun oyununu kurucuları zaten bunu her halükarda provokat edecekti. Beşer Esad'ın bu görüşme talebini kabul etmesi de tabii ki o muhalif kanadın veya o muhalif kanadın arkasındaki derin güçlerin de işine gelmedi. Gene Hatay'dan bir pencere açıp, gene Hatay'daki insanları birbirine düşürecek veya Hatay'daki insanları huzursuz edecek bir provokasyon yaşandı. Tabii ki söylediğinizle birbirine bağlantılı. Evet sevgili seyirciler, Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanı Nevin Zeytineli'nin görüşü bu şekilde. Büyük Birlik Partisi sağ kanatta yer alan bir siyasi parti ve görüşü Nevin Hanım'ın bu şekilde. Biz solda yer alan bir siyasi parti, Yeşiller ve Sol Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Köse acaba bu patlamayı nasıl değerlendiriyor? Sol gözle nasıl bakıyor? Bir de kendisine dönelim. Evet Sayın Köse, sizler de hoş geldiniz Demokrasi Bulvarı programına. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Aslında yani bombaların sağ gözü, sol gözü olmuyor biliyorsunuz. Ama bir biz de onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, var mıdır yok mudur diye. Bence zaten yoktur. Bence yoktur. Evet. Yani şiddetin, savaşın tasvip edilecek, ideolojisi savunacak bir durum yok. Şiddet şiddettir, çirkinlik çirkinliktir. Ve masum insanların öldürülmesini hiçbir vicdan sahibi insan savunamaz. Dolayısıyla biz şiddeti içermeyen bir dünya arzularız. Ayrıca dünyanın artık iç içe girdiği, sorunların iç içe girdiği bir dönemde şiddete dayalı, askeri doktrine dayalı politikaların da doğru olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Hiç kuşkusuz Orta Doğu'da bir ateş var, bir dram var şu aşamada. Bu dramın ön dalgaları vardı. Bu ön dalgalarının rayından çıkarılması belli güçlerin bölgesel sorunlarda Türkiye'yi bir Orta Doğu politikasında, bir Orta Doğu devleti gibi düşünmeye, Orta Doğu bataklığına sürüklemeye yönelik girişimleri biz hep reddettik. Ayrıca ülkemiz açısından ve dünya demokrasi süreci açısından, değişimler açısından öyle bir norma gelmemiz gerekiyor ki biz artık bir üçüncü yol, yani bilgi çağına gerekli, bilgi çağında uygun göreceği bir metot önermemiz gerekiyor. Bu metotta barış olmalıdır. Bu metotta diyalog ve müzakere olmalıdır. Bu açıdan da biz her türlü şiddeti içeren politikalara karşıyız. Dolayısıyla patlayan bombaların hiçbir vicdani ve hiçbir siyasi temeli şeyi olmaz, perspektifi olmaz. Ben şöyle Nevin Hanım'a destek olarak söyleyebilirim. Evet, gizli emellerin bölgede, ülkemizde, şehrimizde sorunları arttıran, şiddeti öne çıkaran, bundan sonraki çözümü de şiddete yönlendiren politikaların tehlikeli ve savunulacak bir yanı yok. Dolayısıyla gerek iktidarın, gerek devletin, kurumlarının ve gerekse bizim muhalefet dediğimiz sivil toplum örgütlerinin bir ortak perspektifi olmalıdır. Şiddeti reddetmeliyiz, şiddete açılacak yolları kapatmalıyız. Dolayısıyla biz bir kaosu eğer kontrol edilecek bir şekilde birlikte hareket edemezsek, işte demin Sayın Başkan'ın söylediği gibi bu tehlikeli patlamalar şehrimizde olur, başka yerde olur, başka yerde olur ve bir sürü masum insan ölür. Dolayısıyla son söz şunu söyleyebilirim.
şiddete hayır demek lazım. Dolayısıyla bağlarsam şiddetin sağ gölü, sol gölü olmaz. Olmaz diyorsunuz. Evet. Peki Nevin Hanım, şimdi Sayın Köse dedi ki gizli emeller. Aslında gizli mi artık? Çünkü siz daha önce açıkça adlarını koydunuz bunun. Evet, maalesef bu emeller gizli değil. Büyük Orta Doğu Projesi, bundan birkaç sene önce Sayın Başbakan'ın da eş başkanlığı yaptı. Büyük Orta Doğu Projesi'nin biz yaklaşık 3 yıldır seyrediyoruz. Ali Bey, ben daha önce de sizle program yaptığımızda hep şu örneği veriyorum. Belki dinleyicilerimiz de bunu artık ezberledi ama benim için çok önem taşıyor. Biz 2006 yılında Suriye'ye ziyarette bulunmuştuk ve merhum genel başkanımızla gidiş sebebimiz Suriye'nin Filistin yanlısı güçlere, Hizbullah'a destek vermesiydi. İsrail Lübnan'a savaş açmıştı. Suriye'de Filistin yanlısı güçlere ve Lübnan'a destek veriyordu İsrail'e karşı. Türk milletinin de yanında olduğunu göstermek için biz 2006 yılında Suriye'ye ziyarette bulunmuştuk. Bunu hep söylüyorum çünkü çok önemli bir anekdot. Orada Suriye Başbakanı Muhammed Naci Itri ile görüşmüştük. Muhammed Naci Itri kendisi Türk ve Sunnidir. Muhammed Naci Itri o dönemde şunu söylemişti. Dedi ki şu an İsrail Lübnan'a savaş açtı. Bizi de tehdit ediyor. Tehdit etme sebebi de bizim Filistin yanlısı güçlere Lübnan'a destek vermemiz. Hizbullah'a destek vermemiz. Biz eğer ona destek vermezsek Amerika bizim ülkemizin garantörü olacak, bizi koruyacak. Ama biz ona destek veriyoruz. Dolayısıyla İsrail, Amerika şu an bizi tehdit ediyor. En yakın zamanda bizi içimizde bir karışıklık, kaos yaratıp içimize girecek. Akabinde de Türkiye'yi tehdit edecek. Bu 2006 yılı... 2006'da söylenen 2006, cümleler bunlar. 2006 yılında söylenen cümle, bunu belki çok tekrarladım ama çok önemsiyorum. 2006 yılında Suriye Başbakanı, Sunni ve Türk olan Suriye Başbakanı bunu görmüştü. Bizi de uyarmıştı. Şimdi Suriye süreci, hükümet, AKP iktidarı maalesef Suriye sürecinde dış politikada çok ciddi hatalar yaptı. Muhalefeti destekledi. Şimdi ben burada çok üzücü, 15 kişi kayıp. Bunun burada Sayın Köse'ye de katılıyorum. Dini, ırkı, cinsi, kimliği ne olursa olsun bir insanın ölmesi, bir insanın öldürülmesi, hepimiz karşıyız. Zaten yıllardır da biz neyin mücadelesini veriyoruz? Suriye'deki iç karışıklık, kaos bir an önce düzelsin diye hep barıştan yana olduk. Dolayısıyla bu pencereden baktığımız zaman 2006 yılındaki Muhammed Naci Itri'nin söyledikleri, AKP hükümetinin 2 yıldır Suriye politikasında uyguladığı yanlışlar, bizim sınır güvenliğimizin olmamayışı, ben rahatlıkla buradan söyleyebilirim. Sayın Valimiz de dinliyor olabilir programı, Emniyet Müdürümüz de dinliyor olabilir. Herkes kapılardan değil ama istediğiniz gibi Suriye'ye girip çıkabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi Suriye'ye bir şey götürüp getirebiliyorsunuz. Bunu yoldan geçen çocuğa sorsak Antakya'da herkes biliyor. Şimdi hal böyleyken bugünkü patlama çok olası bir patlama. Yani biz bunun bir tedbirini alamadık. 2 yıldır da biz bunu söylüyoruz. Sayın Köse ile biz Antakya Sivil İnisiyatifi'nde beraberiz. Sayın Köse Antakya Sivil İnisiyatifi'nin kurulmasında önderlik yapmış insanlardan bir tanesi. Biz Antakya Sivil İnisiyatifi niye kurduk? Dedik ki burada Suriye'deki iç karışıklık ve kaos Hatay'a yansıyacak olursa, burada Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi, sağcısı, solcusu, gayrimüslimi hepimiz bir aradayız. Bizim dışarıdan gelecek, bize de içte bir provokasyon davranışlara karşı burada herkes kendi topluluğuna örnek olsun. Biz farklılıklarımızla zenginliğimiz budur. Hepimiz bir aradayız. Dış güçlere, dış mihraklara karşı bir arada duralım. Provokatör oyunlara gelmeyelim mantığıyla 2 yıl önce biz Sayın Köse'nin de önderliğinde Antakya Sivil İnisiyatifi kurduk. Şimdi bakın, Medeniyetler Korosu diyoruz, Nobel'e aday gösteriliyor. Ne kadar güzel, onur duyuyoruz. Sivil İnisiyatif de Medeniyetler Korosu'nun siyasi birlikteliği. Şimdi Medeniyetler Korosu'nda şarkı söylerken, ilahi okurken bir arada bulunabilirsiniz.
Ama bir sağcıyla, bir solcuyu, bir Aleviyle, bir Sünniyi, bir farklı fraksiyonda yıllarca mücadelesini vermiş bu insanları bir arada zor bulundurursunuz. Ama biz Antakya Sivil İnisiyatif olarak bir aradayız. Dışarıdan gelecek, içimizde bizi bölüp parçalayacak, bizi Suriye'de, şu an Suriye'de yaşanan sıkıntılara Türkiye'nin de gelmemesi için biz tedbirimizi önceden aldık. Önceden bu tür çalışmalar yaptık. Dolayısıyla Suriye'deki iç karışıklık ve kaos, Hatay'da herhangi bir provokasyon o güne gelmesin diye tedbirimizi önceden aldık. Sayın Köse'ye de buradan bu kuruluşta emeği geçtiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bu arada Cilve Gözü'ndeki patlamayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Sayın Hasan Akgöz halen Cilve Gözü'nde bildiğim kadarıyla. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Sayın Refik Er Yılmaz yine halen Cilve Gözü'nde. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Sayın Mevlüt Dudu Ankara'da. Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Sayın Adnan Şefik Çirkin yine Ankara'da bir takım açıklamalarda bulundular. Onları alacağım ama bu açıklamaları almadan önce yeniden ben Sayın Köse'ye dönmek istiyorum. Sayın Köse, programın hemen açılışında Sayın Nevin Zeytineli bir açıklama yaptı Cilve Gözü'ndeki meydana gelen patlamayla ilgili ve dedi ki Esad ağzıyla kuş tutsa bile bu politika değişmeyecek. ABD'nin politikası, Türkiye'nin politikası Esad'a karşı. Buna katılıyor musunuz? Önce Sayın Başkan'ın nazik ifadeleri için, benimle ilgili nazik ifadeleri için ben teşekkür ederim. Biz Hatay'da birlikte yaşıyoruz. Evet. Ve hep birlikte gayret sarf ediyoruz. Bu gayretlerde Nevin Hanım'ın büyük yararları var. Biz sivil inisiyatifte birlikte olmaktan da ben ayrıyete mutluluk duyuyorum. Bize bir zenginlik katıyor Nevin Hanım. Tabii ben ek olarak söylemek isterim bu düşüncelerde. Bir dram yaşanıyor aslında. Bu, evet. bu dramın birkaç boyutu var. Ben bir boyutunu da anlatmak isterim. Örneğin, şimdi o boyutlarına Sayın Köse gireceğim de peki, ben şunu sizden öğrenmeye çalışıyorum. Nevin Hanım'ın böyle bir düşüncesi var. Esad ağzıyla kuş tutsa bir şey değişmeyecek kardeşim diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi ona gireceğim ben, ayrıca gireceğim. Şimdi siyaset bir çeşit kuş tutma gibi bir olay değildir. Ve her gün yeni bir... Hayır, zaten kuş tutma derken herhalde ağzıyla kuş tutma yeni bir şüphesiz, kuş olacak şüphesiz, söylemiyor canım. Şüphesiz. Yani şu an değişimin içerisinde, yani var olan örneğin bir Suriye konsepti, var olan Baas konsepti ve buna müdahale eden diğer konseptler. Nevin Hanım, sohbet ediyoruz, katılabilirsiniz. Elbette, elbette. Yani biz bütün şeyleri birebir elbette düşünmeyeceğiz. Evet. Ama Nevin Hanım'ın söylediklerinin eksikliği olarak değil, belki ek olarak söyleyebilirim. Buyurun. Düşüncelerimi. Politika değişir. Çünkü bir ihtiyaç halinde geldiği zaman ve bu ihtiyaçla bir çıkara dönüştüğü zaman her şey değişebilir. Bazı rejimlerde değişebilir, bazı yok etmeye çalışan rejimlerde değiştirilebilir politikalarını. Bu müzakereler süreci içerisinde, yaşananlar içerisinde bunu değerlendirmek lazım. Dolayısıyla şöyle bir dönüş var. Yani bugün Türkiye'nin her tarafından, işte Nevin Hanım'ın da yaptığı, bizim de yaptığımız, sivil inisiyatifin yaptığı, bazı vatandaşların yaptığı, cemaatlerin yaptığı, sivil toplum örgütlerinin yaptığı mücadeleler var. Savaşa hayır, müdahaleye hayır veyahut da değişik müdahaleler. Bütün bunlar neden yapılır? Politikaların değişmesi için yapılır. Eğer bu politikaların değiştirilmeyecek merkezi varsa, o zaman biz bir şey yapmayacağız. Her şey kendiliğinden değişecek. Böyle bir bilim yok. O açıdan da biz müdahale edeceğiz. İnsanlar müdahale edecek. İnsanlar müdahale ederken politikalar da değişecek. Tabii elbette Nevin Hanım'ın söylediği büyük çıkar gruplarının projeleri, planladıkları şeyler elbette bu baskı gruplarıyla birlikte ne kadar etkilenir? Kuşku duyarız tabii. Ama etkilenebilir. Biz etkilemeye çalışırız. Bizim işimiz de bu. Ve örneğin Batı kamuoyları çok önemlidir. Yani biz emperyalizm dediğimiz, emperyalizm denen o büyük çıkar organizasyonu devletlerin çok ciddi bir baskı kamuoyları var.
Bu kamu oylarının da etkilendiğini düşünebiliriz. Bizim de etkilememiz gerektiğini düşünebiliriz. Bu uzun bir konu. Yani şunu özet olarak söyleyebilirim. Yaşananlar politikaları değiştirebilir. Biz bu yaşananlar içerisinde acı veren, baskı yapan, tehlikeyi artıran, insanları birbirine düşman yapan ve bu düşmanlık içerisinde dramları önüne açacak her türlü girişimin karşısında olmalıyız. Ve bu karşısında olduğumuz müddetçe beraberinde bu baskıcı, büyük çıkarları koruyan grupları da etkilemek, değiştirmek, dünya kamuoyunda bu konuda etkilemek mümkün. Yani küresel dünyanın... Bu konuda çaba gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla. Sadece çabayla değil, bunun değişebilir bir dünyada olduğumuzu düşünebiliriz. Yani, peki o zaman soruyu şöyle değiştireyim mi Sayın Köse? Değiştirmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü açıklamanızın seyri benim soruma cevap olmuyor gibi. Ortada büyük Orta Doğu projesi olduğu bilinen bir gerçek. Bunu sağdakiler de söylüyor, soldakiler de söylüyor. Suriye'de meydana gelen olayların eğer aksini düşünüyorsanız lütfen ifade edin. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güdümlü olduğu, Türkiye'nin bunun teşarlığını yaptığı, artık herkesin söylediği bir şey bu. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Peki böyle soruyor. Ben şöyle bir örnek vereyim ben size. Yani bu tür cevaplar daha iknacı diye düşünüyorum. Brezinski'nin Sovyetler Birliği dağılmasıyla ilgili bir yorumu var. Biz Afganistan'da El-Kaide'yi örgütlememizin tek nedeni Sovyetler Birliği'ni Afganistan'a çekmekti. Çünkü biliyoruz ki biz Afganistan'ı Sovyetler Birliği'ne çektiğimiz zaman oradaki Sovyetler Birliği'ne, rejime karşı, bölgeye karşı biz çok daha elimiz kolay erişecekti. Ve Sovyetler Birliği batağa girdiği oranda biz orada işimiz daha kolay yapacaktık. Muhabir de söylüyor, diyor ki yani bir sürü insan öldü, masum insanlar öldü. Yani sonra yani siz vicdan azabı duymadınız mı? Gülerek cevap veriyor. Ama bugün Sovyetler Birliği artık yok diyor. Yani biz büyük bir parçanın önünü açtık gibi bir cevaptı bu. Bu bütünüyle bugünü belki anlatmaz. Ama şunu söylemek lazım, şunu bilmek lazım. Büyük devletlerin nasıl bir projesi varsa da hayatın kendi dinamiklerinde, kendi ülkelerinde de hayatın da dinamikleri vardır. Yani bugün Arap Baharı dediklerimizin tabandan gelen monarşilere karşı, baskıcı rejimlere karşı, Baizm'e karşı insanların da var olduğunu bilmemiz lazım. Bütün bu insanların haklı taleplerini kalkıp sadece büyük projelerin taşeron olarak düşünmemiz biraz eksiklik olur, haksızlık olur. Nasıl diye düşünüyorum. Nasıl düşünmek gerekiyor peki? Şöyle düşünebiliriz. Demokrasi mi getiriyorlar? Hayır, öyle değil. Bunun cevabı bu değil. Bunun cevabı şu: biz baskıcı, otoriter, sömüren, tahakküm altına alacak her türlü politikaya karşıyız. Bu nereden gelirse gelsin. Nereden geliyor peki? Şu anda öyle bir durum var mı Suriye'de efendim? Suriye ile ilgili politikalar. Abi Suriye'yi konuşuyoruz. Suriye'de öyle bir elbette durum var mı Sayın Köse? Şimdi Suriye ile ilgili çok kirli bir proje var. Bu kirli projede... Projenin adı ne Sayın Köse? Ben sadece Büyük Ortadoğu Projesi merkezinde düşünmeden öte, düşünmekten öte çok kutuplu, çok çıkarlı, çok sinsi ve Türkiye'yi de Orta Doğu bataklığına çekmeye çalışan, kendilerinin yapmadığı, bizim gibi ülkeleri de bu bataklığa çekmeye çalışan projeler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ve bu projeleri biz söylerken elbette çekilen alanın antidemokratik özelliklerinin bahane kullanılması, örneğin Ürdün'de bir monarşi var, Irak'ta Baaz rejimi var, Bahreyn'de bir başka baskıcı rejim var, başka ülkelerdeki. Şimdi bütün bu değişimlerin içerisinde tek taraflı davranmak veyahut da özel davranmak veyahut da belli ülkeleri bahane yaparak Orta Doğu'ya sürüklemek politikalarının elbette karşı çıkmak lazım. Karşı çıkılıyor. Yani şimdi orada bir rejim var diyor. Ürdün'de, Suriye'de bir rejim var. Yani sadece Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında belki düşünmemek gerekiyor diyor Sayın Köse. Biraz da bir diktatör bir rejim var. Ne diyorsunuz? Şu boyutta katılıyorum. Tabii ki ben de Suriye'deki oligarşik yapıya karşıyım. Demokratikleşmeli, sivilleşmeli, çok partili sisteme geçmeli. Ama bu başkalarının eliyle değil, yerelden olmalı. Şimdi oligarşik yapılara karşıyız, evet. Suriye'de tek partili bir sistem var.
Şimdi Arap ülkelerine baktığımız zaman, Suudi Arabistan'a baktığımız zaman monarşik yapı var. Arap dünyası saltanat içerisinde ve ihanet içerisinde. Yani Suriye konusunda Arap dünyasının İslam Birliği'nin ne yaptığını hepimiz gördük 2 yıllık süreç içerisinde. Beşer Esad seçime gideceğim. İslam Birliği ile görüşmek istedi. Yok dedi, ben seni tanımıyorum dedi. Sizinle görüşmek istemiyorum dedi. Biz dedi seni tanımıyoruz dedi. Şimdi burada bu boyuttan baktığınız zaman tamam biz monarşik yapılara da karşıyız. O zaman Suudi Arabistan'a da mı girelim? Katar'a da mı girelim? Bahreyn'e de mi girelim? Yani bu şekilde olmaz. Şimdi önce ülkelerdeki demokratikleşme, oligarşik yapı, monarşik yapı olsun, çok partili sisteme geçmek olsun, çok hızlı değişirse gücü birinden alıp diğerine verirsiniz. Bu da yanlış olur. Şimdi burada İsrail'in, Amerika'nın Suriye'ye müdahalesi olmasaydı, şimdiki şu 2 yıldır orada yaşanan ölümlerin hiçbirisi olmazdı. Ben hep bunu savunuyorum, bunu söylüyorum. Yani biz oligarşik yapılara karşıysak o zaman monarşik yapılara da karşı olmamız lazım. Niye kimse Suudi Arabistan'la alakalı hiçbir şey söylemiyor? Niye? Biz burada Türkmen kamplarını geziyoruz Ali Bey. Türkmenlerle sohbet ediyoruz. Diyor ki Arap kamplarına Katar'dan, Bahreyn'den hem maddi yardım var hem silah yardımı var ama Türkmenlere yok. Suriye'de 3,5 milyon Türkmen var. Madem burada bir Esad'a karşı bir muhalif kanat var. Türkmenler de bu muhalif kanadın içinde olmalı, öyle değil mi? Evet. Yani onlar da buraya gelmişler. Onlar da bu rejim karşıtı olmalı. 3,5 milyon Türkmen. Ama maalesef o muhalif kanat maalesef ki Türkmenleri içerisine almıyor. Türkmenlerin nüfus daireleri bombalanıyor yoğun yaşadıkları yerle ve bu Esad güçleri tarafından yapılmıyor, muhalifler tarafından yapılıyor. Bunu bizzat Türkmen kamplarında Türkmenlerden öğrendik. Kendileri söylüyorlar. Şimdi fotoğrafa böyle baktığınız zaman tabii ki bir sıkıntı olduğunu hissedersiniz. Peki Nevin Hanım, şunu merak ettim. Demin dediniz Suudi Arabistan daha da kötü, çok daha kötü, evet. Suriye'ye göre. Ama müdahale edilmiyor. Niye? Evet. Çünkü o zaten ele geçirilmiş. Zaten Amerika'nın, İsrail'in kontrolünde. Zaten başı bağlanmış. Yani zaten elinde. Şimdi Beşer Esad'a her fırsatta şunu söylediler. İşte Hizbullah'a destek verme, Filistin yanlısı güçlere destek verme, biz senin garantörün olalım. Amerika'ya, İsrail'e karşı durma. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Suriye, İran, Orta Doğu'da 2 tane ülke var Amerika'ya ve İsrail'e karşı olan. Yani bunları biz ortadan kaldırıp paketlersek burayı ele geçirmiş oluruz. Büyük Orta Doğu projesinin ayağı tamamlanmış olur. Evet. Ve ne kadar üzücüdür ki Suriye yalnızca iç karışıklık, kaos değil, şimdi Suriye 3'e bölünecek. Bir Kürdistan bölgesi olacak, bir Sunni muhaliflerin yaşadığı bölge olacak, bir Alevi vatandaşların yaşadığı bölge olacak. Şimdi bu yüzyılda bunları konuşmaktan bile ben hicap duyuyorum. Bu yüzyılda ama durum bu. Bunları konuşma. Biz ondan sonra demokrasi getirdik. Siz oraya iç karışıklık, ülkeleri ele geçirmenin tek şeyi budur. Orada bir iç karışıklık, kaos yaratırsınız. Ondan sonra muhalif kanadı silahlandırırsınız. O küresel diktatörler, emperyalist güçler onlara silah satar, onların cebi para dolar. Ondan sonra o insanları birbirlerine düşman edersiniz. Ondan sonra da orayı istediğiniz gibi yönetmek için Birleşmiş Milletler, NATO çığırtkanlığı yapıp getirip oraya onları da koyarsınız. O insanları köleleştirirsiniz. Evet. Biz Irak'tan Suriye'ye bakacağız. Saddam zulmünden, emperyalizminden kaçarken Amerikan emperyalizmi altında ezilen bir halk var orada ve halen orada ezilen Türkmenler var, ezilen insanlar var. Yani biz şimdi Suriye'ye demokrasi gelecek, çok partili sisteme geçecek. Bırakın kendi içlerinde bunu çözsünler. Beşer Esad benim babamın oğlu değil. Ben de oligarşik yapıların hepsine karşıyım. Ama bu birilerinin elinde olacaksa evet karşıyım. Evet, peki Mustafa Bey, şimdi Nevin Hanım bu şekilde özetledi ama siz yani akademik bir dil mi kullanıyorsunuz? Hayır. Anlayamıyorum. Yani biraz daha böyle basitleştirirseniz. Basitleştireyim. Sizin tam olarak nerede olduğunuzu ben anlamak istiyorum. Tabii basitleştireyim. Sevgili seyircilerimizle beraber. Tabii yani basitleştireceğimiz dil şudur.
Hani yani, solcular biraz akademik konuşuluyor Mustafa abi. Şimdi o konuda böyle bir sıkıntımız var solcularla. Akademik dil kullanırlar. Böyle o manada ben anlamadım yok, olabilirim. Yok yok. Akademik dil evet. değil de ben resmin bütününü görmekten yanayım. Şöyle bir örnek vermek isterim tabii. Konuyu saptırmamak için de ama tabii, anlaşılabilir diye. Buyur. Şimdi sömürün çeşitleri çoktur. Baskı kurmanın çeşitleri çoktur ve bunu kiminle neden yapmanız gerektiği konusunda hesapları çok farklı olabilir. Bakınız Türkiye NATO üyesidir. Yunanistan da NATO üyesidir. Ama son 20 yılda NATO ülkelerinden iki ülkenin aldığı silah 600 milyar dolar tutuyor. Hı hı. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman bu 600 milyar dolar iki tane ülke kurabilecek bir para. Hı hı. Bugün Yunanistan'daki krizin nedenlerinden birisi de fuzuli silahlanma olduğu iddiaları da var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gittikçe büyümekte olan bir ülke, ekonomimiz gittikçe dünya standartlarında çok hızlı büyüyen ve 17. ekonomi çerçevesinde konuşulan bir ekonomi. Anadolu yaygınlaştırılan bir üretim söz konusu. Şimdi bu ülkenin gittikçe büyümekte olan bir ülkenin bir sürü hesabı alt üst edebileceğini de düşünmemiz lazım. Yani Büyük Ortadoğu projesi ile bahsedilen projeyle ile Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması, bölgenin istikrarsızlaştırılması da bir politikadır. Ve bu politika aynı zamanda bu istikrarsızlık içerisinde... Yani içinde Türkiye'de mi var diyorsunuz bu projenin içerisinde? Yani Büyük Ortadoğu projesini kuracak insanlar elbette Türkiye'de bir Türkiye'de rol... Türkiye'de hedef alıyorlar o zaman. Türkiye'de hedef, yani Türkiye bu bölgenin içerisinde ve NATO içerisinde ve Amerika ile stratejik ortaktır. Eğer Amerika'nın stratejik ortak olarak düşündüğü bir bölgede Türkiye'siz düşünmesi abes olur. Değil mi? Bu açıdan da biz bütün bunların olabileceği çerçevesinde baktığımız zaman ama bunun dışında olması gerekenleri de biz hesaba katmamız lazım ek olarak. Türkiye çıkmalıdır diye. Keşke. Büyük Birlik Partisi olarak biz yıllardır evet. Türkiye evet. NATO'dan derhal çıkmalıdır. Aynen. Olayların böyle, müsebbibi NATO'dur. Olayların müsebbibi Birleşmiş Milletler'dir. Siz bunlardan yardım isterseniz onların istediği doğrultuda hareket edersiniz. Hı-hı. Yani biz Büyük Birlik Partisi olarak yıllardır söylüyoruz. Türkiye NATO'dan derhal çıkmalıdır. Öyle bir şansımız var mı çıkmak? Yani ben daha hoş olabilecek bir şey söylerim. Keşke NATO dağılsın. Çünkü artık böyle bir dünyada NATO'ya da ihtiyaç yok. Doğrusu bu. Hmm. Yani eğer böyle yani bilimsel teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı, insanların bütün dünyayla ilişki kurabildiği, dolaşımın bu kadar hızlı olduğu bir yerde askeri konseptlerin artık dağılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve bence bırakın NATO'dan çıkmayı, NATO kendini dağıtmalı. Ki bu tartışılıyor. Bu açıdan da biz perspektifimiz biraz da olması gerekenler üzerinde düşünmemiz lazım. Ben elbette Sayın Başkan'ın söylediklerini ben de katılıyorum. Yani bizim NATO'yla çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani bugün Patriotların getirilmesi, bölgede özellikle İran'a karşı savunma rampalarının kurulması hep NATO projesidir. Hatta bir şey daha söyleyebiliriz. Yani ülkemizin Libya konusunda tereddütleri varken NATO müdahalesi tartışılırken başbakanımız da o zaman Sayın Başbakan dedi ki NATO'nun ne alakası var? Sonra zor durumda kalınınca dış politikada dendi ki NATO müdahale etsin. NATO ne yaptı? Karargahında geldi bizim İzmir'e kurdu. Evet. Anlatabildim doğru. mi? Yani bu tür NATO'nun bağımlılığının ülke politikalarında zararları ortada. Biz elbette buna karşı çıkacağız. Ama ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani suyun mecrasında akma denen bir şey var. Yani kadim kavimlerin sıkıntılarını sadece büyük devletlerin ayak oyunları çerçevesinde düşünmemiz de haksızlık olur. Bir şey anlatacağım burada tam özet olarak. Bugün bir arkadaşı aradım. Bizim yönetimde Hristiyan bir cemaatin de şeyi. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Ya her gün Suriye'ye gidip geliyorum dedi. İyi de oldu aslında. Ne işin var senin Suriye'de? Hristiyan arkadaşımız. Belki dinliyordur. Kulakları çınlatayım. Abi dedi Tartus'a gidiyoruz dedi. Orada bir dram yaşanıyor dedi. İç göçler var dedi. Ve onlara yardım götürüyoruz cemaat ne olarak. Ne var efendim orada? İç göç var. Göç. Nasıl bir göç dedim. Tarif edersem şöyle mi? Yani Aleviler bir yerde toparlanıyor. Sünniler bir başka yerde toparlanıyor. Kendilerine güvenlik alanları yaratıyorlar.
Aynen böyle. Yani Hristiyanlar, Ermeniler, Alevilerin bölgelerine geliyorlar. Topluluklar. Yani Hamadan, Humus'tan geliyorlar orada. Şimdi oturup demin o dramı ben o çerçevede anlattım. Yani bir iş dram var. Yani orada iş göçler var. İnsanlar yaşam güvencesini kendi arayışlar içerisinde bir kısmı buraya geliyor, çadırlarda yaşıyor. Bir kısmı başka yerlerde. Mustafa Bey, benim burada özür dilerim, araya gireceğim de. Şimdi evet, orada bir dram var ama bu dramı da hızlandıran dış politikadaki Türkiye'nin yanlış davranışıydı. Elbette. Bu dramı hızlandırdı elbette, maalesef. Elbette. Yani, biz hatırlarsınız Sayın evet, Başkan, biz hep birlikte Beşşar'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza mektup gönderdik. Evet, evet. Ve dedik ki dış müdahaleye hayır, yapmayın, etmeyin. Evet. Biz komşuyuz. Komşu ilişkileri böyle olmaz. Komşu ilişkileri, biz elbette bütün insanlar, bütün devlette birilerinden yana olabilirler. Evet. Ama bu yanlık onları silahlı müdahale, silahla besleme veyahut da o silahlı müdahalenin önüne açacak şeklinde olmaz. Olmamalıdır. Kesinlikle. Açıdan da bu konuda aynı fikirdeyiz. Evet. Yani Suriye'ye silahlı müdahale, silahlı insanların ikame edilmesi, beslenmesi dün de yanlıştı, bugün evet. de yanlış. Yarın daha yanlış olacak. Silah akışı var. Yani çok evet. fazla. Evet. Peki arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün cilve gözü patlamasıyla ilgili görüntülerimiz hazır mı Sayın Yönetmen? Hazır. Evet sevgili seyirciler, şimdi Suriye bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Bu nedenle cilve gözündeki patlamayı unuttuk. Hatay'ın gündemi çünkü Suriye sevgili seyirciler. Esnafla konuşuyorsunuz Suriye diyor. İş adamıyla konuşuyorsunuz Suriye diyor. Sivil toplum örgütleriyle konuşuyorsunuz Suriye diyor. Siyasi parti başkanlarıyla işte gördüğünüz gibi bir anda daldık ve Suriye'nin içinden de çıkamadık. Uzun bir sürede çıkamayacağız gibi görünüyor. Ama tabii cilve gözündeki patlama çok önemliydi. Ve cilve gözünde Sayın Hasan Akgöl'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Sayın Hasan Akgöl'ün cilve gözünde bir açıklaması var patlamayla ilgili. Onu bir alalım.